6 Ekim 2015 Salı. Yeşil Bülten'le karşınızdayız. Yeşil Bülten'de bir süredir aslında pek de gündeme almadığımız, yıllardır süren, yapılan çok önemli bir etkinliği gündeme taşıyalım istedik. Tohum şenlikleri ne vesileyle peki? Urla'da birincisi düzenlenen tohum şenliği vesilesiyle şenliğe dair bir haberimiz var. Onu izleyelim önce, ardından uzun uzun konuşacağız konuyu. Türkiye'nin pek çok bölgesinde yapılan tohum takas şenliklerine bir yenisi eklendi. Birinci Urla Tohum Takas Etkinliği 4 Ekim'de tarihi Malkaca Pazarı'nda düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte çocuklar da başroldeydi. Kendi tohumlarını getirip bizlerin tohumlarını alıp götüreceklermiş. Urla'daki etkinliğin Diyarbakır'dan da konukları vardı. Mezopotamya Ekoloji Hareketi Yerel Tohum Komisyonu etkinliğe katıldı. Mezopotamya Ekoloji Hareketi Genel Basın Yayın Koordinasyon Sorumlusu Erkan Özgen, getirdikleri barış tohumlarını Urla'nın komşu ilçesi Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sundu. Çocuklara tohum dikmeyi öğretiyoruz. 2016 yılında Doğu ve Batı'nın yerel tohumlarının buluşması için Diyarbakır'da ilk kez yerel tohum takas şenliği yapılmasına da karar verildi. Tohum takas şenlikleri sayesinde alınıp satılması yasaklanan tohumların nesiller boyu aktarılması sağlanıyor. İlaçlarla veya diğer yöntemlerle ilaç kullanımı... Evet, tohum takas şenliklerinde özellikle Ege bölgesinde bulunanların hepsinde büyük emeği olan bir isim. Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi, Ziraat Fakültesi'nde Tarım Ekonomisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tayfun Özkaya telefon attığımızda şimdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz efendim. 2006 yılında çıkan bir kanunla yerel tohumlara karşı şirketlerin tohumları desteklendi diyelim. Yani tohum satışı yasaklandı belli boyutlarıyla. Bunun sonrasında da biz tohum takas şenliklerini görmeye başladık. Bu yıl ilk kez Urla'da düzenlendi bir tanesi de. Öncelikle Urla Tohum Takas Şenliği'ne geçmeden size tohum takas şenliklerinin ne ifade ettiğini, ne önem arz ettiğini soralım. Şöyle, bu 2006 yılında çıkmış olan tohumculuk kanunu sizin de söylediğiniz gibi çiftçi, köylü tohumlarının, yerel tohumların herhangi bir şekilde satışını yasakladı. Şimdi bu tabii her zaman böyle bir takım çok güzel tırnak içinde gerekçeler ileri sürülüyor. İşte bu tohumlar şeydir, hastalıklıdır. Ondan sonra sağlıklı sonuçlar vermiyor. O yüzden sertifikalı tohumlar olmalıdır şeklinde bir gerekçeyle çiftçilerin hiçbir şekilde sertifika çıkaramayacağı, sadece şirketlerin at oynatabileceği bir alan açılmış oldu. Fakat şöyle bir şey daha var. Sadece çiftçi çeşitleri değil, çiftçilerin elinde bulunan köy popülasyonları dediğimiz, yani mesela şöyle bir izleyiciler kafasında canlandırabilir. Aynı tarlada elde edilen mesela patlıcanlar birbirlerinden renk, boyut olarak farklı olabiliyorlar. Büyük bir çeşitlilik gösteriyorlar. Biz buna köy popülasyonu veya köy popülasyonu diyoruz. Bunlar kesin, bunlar da yasaklandı. Yani bunlar hiçbir şekilde şey olamayacaklar. Sertifika bile olamayacaklar. Bu tabii daha önce başka ülkelerde bu tür şeyler var. Gelişmeler olmuştu. Gelişmiş bazı ülkelerde de bunlar çıktı. Fransa'da, Almanya'da vesaire. Sonuçta bunların geçmiş tarihlerini bu açıdan incelediğimizde bu yerel tohumların kaybolduklarını görüyoruz. Halbuki bunlar bizim için çok önemli. Çünkü bir tanesini söyleyeyim, en önemlilerinden biri. Bu tohumlar, yerel tohumlar mesela kuraklık gibi anormal koşullara çok iyi adapte olabiliyorlar. Yani uyum gösterebiliyorlar. Diğer bitkilerin hiç ürün vermediği yıllarda gayet iyi ürün verebiliyorlar. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki yıllarda küresel iklim değişikliği söz konusu olduğuna göre bunları kaybetmiş olmak çok büyük bir şey, yani kaynaktan yoksun olmayı sonucuna doğuruyor. Ayrıca tabii şu da var, bu tohumlar çok yani dayanıklı ve ilaçlarla, tarım ilaçları olmaksızın yetiştirilebiliyorlar.
ve besleyici değerleri çok yüksek. Tabii tohum şirketlerinin çok önemli bir kısmının aynı zamanda ilaç şirketleri olduğunu biliyoruz. Yani bir elleriyle tohum satarken bir elleriyle de bu tohumlara, sattıkları tohumların hastalıklara ve böceklere dayanıklı olmadığı bilindiği için aynı şirketler bir diğer elleriyle de ilaç satıyorlar. Hatta şu da doğru, bu şirketlerin bir kısmı aynı zamanda beşeri ilaç da satıyorlar. Dolayısıyla eğer bunları kullanan, ilaçları kullanan çiftçiler veya bu ürünleri yiyen tüketiciler işte kanser olursa o zaman kanser ilacını da aynı firmanın işte beşeri ilaçlar branşı satıyor. Bu tabii çok çok boyutlu bir şey. Hegemonya örme. Evet, yani çok geniş bir mesele ve siz de aslında kısaca güzel tarif ettiniz meseleyi. Bir sistemden, bir döngüden bahsediyoruz ama şimdi bu döngü ortaya çıkarılmak için yapılan bu 2006'daki kanun değişikliği aslında bir güzelliğe vesile oldu tohum takaslarına. Tohum satılamaz hale gelince atalık tohumlar paylaşılmaya başladı ve tohum takas şenlikleri de bunun aracı oldu. Peki bu yıl ilk kez düzenlenen Urla'daki tohum takas şenliğini nasıl değerlendirirsiniz efendim? Nasıldı? Çok başarılı oldu diye düşünüyorum. Tabii ilk defa 2010 yılında Torbalı'da düzenlenmişti. Ondan sonra çoğunlukla Batı illerinde olmak üzere, hatta İzmir'de olmak üzere çoğunluğu, işte Manisa, Muğla, Fethiye, ondan sonra Çanakkale, Samsun, hatta Antalya ve Çankaya. Mesela önümüzdeki hafta Çankaya'da olacak. Ankara Çankaya'da olacak. Bu şekilde bir şey var, atlama var. Yani Urla Tohum Takas Şenliği de çok başarılı oldu. Çok çeşitli yerlerden insanlar geldiler. Diyarbakır'dan, işte İstanbul'dan, başka yerlerden, Manisa'dan ve bunlar vesilesiyle bu tohumların değeri anlaşılıyor. Bu konuda insanlar bilgi alışverişi yapıyorlar. Tohum değiştiriyorlar, takas yapıyorlar. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Efendim, son olarak şunu da soralım. Çiftçiler arasında ne zaman yaygınlaşır tohum takası? Yani şirketlerin tohumlarına değil de kendi paylaştıkları tohumlara ne zaman kitlesel bir şekilde döner çiftçiler? Nasıl mümkün olur ya da bu? Şimdi tabii bunun önünde çok büyük engeller var. Yani tohumculuk kanunu bir engel. Ondan sonra endüstriyel tarım sistemi dediğimiz tarım ilaçlarıyla, kimyasal gübrelerle yapılmış olan tarım bir engel, çok ciddi bir engel. Bu anlamda bu sistem, doğrusunu söylemek gerekirse, bir hegemonya oluşturuyor. Yani tüketicilerin veya üreticilerin bir kısmı, şu anda çiftçilerin bir kısmı, bunlarsız tarım yapılmaz, bunlarsız verim alınmaz, yoksa ürünlerimiz kaybolur demekteler. Çok önemli bir kısmı yani, hatta çoğunluğu böyle düşünüyor. Şimdi bunun doğru olmadığını, yani bunlarsız da ürün elde edilebileceğini, işte bir takım ilaçla, doğal bir takım şeylerle, Arap saçı, ısırgan otu gibi ilaçların yapılabileceğini veya bu dayanıklı tohumlarla bunların ürünlerin yetiştirilebileceğini gösterebilmemiz gerekiyor. Bu konuda tabii bir çeşitli bilgiler var ama bu da yetmez. Pazarlama ağlarında tabii mesela süpermarketler çok güçlüler. Bunlar da çok büyük bir engel oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu mücadele çok uzun yıllar sürecektir. Şüphesiz politik yönleri de olan bir şey. Yani böyle çok kısa bir şekilde, çok çabucacık bu konuda bir başarı elde etmek haylice güç. Evet. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Çok aslında derinlemesine konuşulması gereken bir konu. Bugün Urla Tohum Takas Şenliği vesilesi oldu konuyu açmamıza. İlerleyen zamanlarda tekrar tekrar konuşuruz umarım. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Tayfun Özkaya ile tohum takas şenliklerinin önemini, anlamını ve Urla Tohum Takas Şenliği'ni konuştuk. Haberimizde de vardı, Tayfun Özkoya da bahsetti. Urla Tohum Takas Şenliği'nin Diyarbakır'dan da misafirleri vardı. O misafir diyelim. Erkan Özgen, Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden telefon attığımızda şimdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Uslu Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz biz de. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Erkan Özgen, Diyarbakır'dan Urla'ya gittiniz Tohum Takas Şenliği için. Aslında barış tohumları da diyebiliriz buna. Barış tohumları ekmek için ve önümüzdeki sene Diyarbakır'da yapılacak bir tohum takas şenliğinin de haberini aldık sanıyorum. Nedir efendim detaylar? Evet.
Evet, doğrudur. Biz ilk defa Mezopotamya Ekoloji Hareketi olarak bir tohum takas şenliğine katıldık. Urla'da da birinci yerli tohum takas şenliğinin olması, onların da ilk defa böyle bir etkinliği yapması, bizim de onların böyle ilk bir etkinliğe katılmamız bizim için de çok önemliydi. Bizim özellikle de oraya tohumlarımızı götürmemiz tamamıyla daha farklı anlamlar da taşıyordu. Bu barış tohumlarıydı. Özellikle ülkemizin içerisinde olduğu bugünkü savaşın yoğunlaştığı bir dönemde barış tohumlarının büyük bir anlam taşıdığından dolayı bizler de oradaydık. Ve aynı zamanda bu barış tohumlarımızı oraya götürürken büyük bir ilgiyle karşılaştık. Oraya gelen halk büyük bir ilgi gösterdi Diyarbakır standına. Bu da bizi hakikaten büyük umutlara, barış umutlarına doğru yönlendirdi. Biz Çeşme Kaun tohumu ile Lice tohumu arasında da bir kardeşlik sağladık. Biz Lice'de bu oradan getirdiğimiz tohumları Lice'de ekip bunların filizlerini ve ürünlerini göreceğiz. Önümüzdeki sene de bunları tekrar eğer gider isek biz bu ürünlerimizi oraya götürüp oradaki kardeşlerimize de bunları sunacağız, paylaşacağız ve beraber bunu orada tüketmeyi düşünüyoruz. Bunun dışında biz aynı zamanda İzmir'in Seferihisar Belediye Başkanı olan Tunç Soyer Bey'le de bir görüşme alabildik orada. Kendisine de Diyarbakır'dan götürdüğümüz Lice tohumlarını ve diğer tohumlarımızı verdik, takdim ettik. Kendisi de hakikaten bunun çok anlamlı olduğunu ve bugün büyük bir ihtiyaç duyduğumuzu, barışa, özellikle de barış tohumlarına büyük bir ihtiyaç duyduğumuzu bize söyledi. Ve aynı zamanda beraber ortak çalışmaya doğru gideceğimizi de orada öyle bunun kararını da aldık. Biz özellikle de bu Şubat-Mart ayında, özellikle Mart ayına denk getirmeyi düşündüğümüz bir tohum takas etkinliğini de planlamayı düşünüyoruz. Beraber böyle bir tohum takas, özellikle de yerli tohum takas şenliğini Diyarbakır'da büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz. Evet, Tunç Bey'in çalışmaları çok kıymetlidir her zaman. Seferihisar'da bir tohum bankası da oluşturulmuştu. Diyarbakır'dan tohumlar da artık Seferihisar'daki tohum bankasında o halde, anladığım kadarıyla, değil mi? Evet, kesinlikle. Peki. Bir de biz aynı zamanda da kendilerine de takas ettik. Yani kendileri de bize barış tohumlarını verdiler. Çünkü bunlar da artık barış tohumları ve bunları sizler de orada filizlendirin dediler. Biz de şu an arkadaşlarımızla toplandık. Arkadaşlarımıza bu anlamda gerekli bütün çalışmaları yapma hazırlığını gerçekleştiriyoruz arkadaşlarımızla. Biz de eğer büyük olasılıkla zaten Lice'de de bunları hepsini yetiştirmeyi düşünüyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Erkan Özgen, vakit ayırdığınız için. Sağ olun efendim. Nerede sağ olun. İyi yayınlar. Evet, birincisi düzenlenen Urla Tohum Takas Şenliği'nden bakın neler filizlenmiş. İlk olarak Tayfun Özkaya ile, ardından da Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden Erkan Özgen'le konuştuk. Diyarbakır'dan Urla'ya, Urla'dan Diyarbakır'a barış tohumlarını aktardı bize. Devam edelim Yeşil Bülten.